MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK ve il başkanları toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bahçeli, seçim stratejilerinin iki esasa dayandığını söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin geçmişten bu yana Türkiye'nin bugünkü siyasi, sosyal ve ekonomik şartlarına dikkatle alınmak kaydıyla ister zamanında isterse erken yapılacak olan bir seçim için her zaman hazırlıklı olduğunu ifade edebiliriz. Şimdiki seçim stratejimiz iki esasa dayanmaktadır. Bir tanesi güçlü ve dengeli bir meclisin oluşması. İkincisi Cumhurbaşkanı seçiminin eş zamanlı olarak gerçekleşmesidir. MHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu yineleyen Bahçeli konuşmasını şöyle sürdürdü. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi partisi mensuplarından hiçbir tanesi aday olarak çıkmamıştır. Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim stratejisi Cumhur İttifakı çerçevesinde kendi siyasi kimliğini koruyarak değerli dava arkadaşlarını bu siyasi kimlik içerisinde her ilin seçim çerçevesinde öngörülen sayılarla adaylarını belirlemek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güçlü olabilecek bir ağırlıkta çalışmasını sürdürecektir. Bahçeli, CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayları hakkında da açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi, Türk siyasi hayatında en köklü bir siyasi partidir. Değişik dönemlerde siyasi hayata renk katmışlardır. Ama iktidar olma şansını tek başına yakalayamamıştır. Şimdi zannediyorum Cumhurbaşkanı adayı sayısını artırarak Cumhurbaşkanlığı kazanmak suretiyle siyasi hayatını devam ettirmek istemektedir. Onların adaylarına saygı duyuyoruz. Diyeceğimiz söz yok. Ama başka adaylar da çıkabilir mi? Yine basından aldığımız bilgilere göre çıkabilir.